Merhabalar. Amerikan Truck Simulator'a yeniden hoş geldiniz. Harika bir mod var elimizde. Peterbilt Custom. I think 2.2 diye geçiyor galiba bilinen ismi. Mod piyasasında. Şimdi bunu bir yapılandırıp satın alacağız ve test sürüşü yapacağız. Hemen başlayalım. Bir kamera hatası vardı. Şu açılarda falan kilitlenip kalıyordu. Onu düzeltmişler. Ve şimdi kullanılabilir hale gelmiş. Hemen bir kabinden başlayalım. Kabin. Ben yataklık kısmı olan tırlardan hoşlanıyorum ama çok hayvani olanlardan değil. Şöyle biraz daha kibar olanlardan daha çok. Biraz büyüdü. Gerçi aracın toplam uzunluğuna etkisi yok. Şu alçak olanmış. Şöver mahalli. Şu biraz şık gibi. Bunu bir deneyelim. Olmasa döneriz. Evet. Şimdi şasi. Biraz manevra, biraz estetik. İkisi bir arada olsun istiyoruz da. Kullanırken havalı olanlar kullanırken sıkıntı yaşatabiliyor. Çok abartmadan. Şunu deneyelim. Ha, bunun alçak versiyonu. Toplam dingil arası 9 metreymiş. Şey 7 metreymiş. Şurayla şura. Mı acaba yoksa arka dingille önün arasındaki mesafe ya bu ekstra tekerlekler hoşuma gitmiyor. Şık gözükmüyor yani. Bence. Yok abi. Şu manevra yapılabiliyor mu şu teker? Şuna bakalım. Hepsine bakalım ya. Bilmeyenler de görmüş olur. Şu biraz mantıklı gibi de. Yok abi ya. Neredeydi o? Şu. Yok. Şu. Kısa olacak kısa. Şu onun kısası mı? Yok değil. Şu. Evet. Alçak. Alçak. En alçak bu mu? Evet. Şunun da farkı ne? Ha, alçaltılmış olması. Peki. Motor şanzıman ona sonra bakarız. İç kabinde var mı bir şey? Olmaz mı? Dışarıdan bir şeyler değişti sanırım. Değişti mi? Yok. Değişmemiş. Peki. Bu klasik görüntü çok hoş ama Track Info hakkında fazla bir şey elde edemiyoruz. Bir ekstradan navigasyon ekliyoruz ama hani şu ekranda olan yol bilgisayar diye bilinen zımbırtı önemli. Çünkü ben yakıt tüketimini, işte kalan yakıtta gidilecek mesafeyi falan da görmek isterim. Bu neyi değiştiriyor? Bunlar neyi değiştiriyor? Ha, renkmiş bunlar abi. Renkmiş. Tamam, o zaman çok neyi kaybettik diye endişelenmeye gerek yok. Şunu alalım. Tamam. Bu boya işine de sonra bakalım.
asıl eğlencenin başladığı yer. Ama ben şunu seviyorum ya, bu tip rüzgarlıklara bak. Şu da aslında kendine özgü de, hani cafcaflı görüntü için şu iyidir. Bunu iptal mi ediyor? Hayır, rüzgarlıkmış. Tamam, kalsın. Bu şuradaki ışıklar galiba. Yok abi, bu şimdi uzun sürer o. Bu da camımızı açıp kapatıyor galiba. Koyacağım. Şu olsun. Peki. Peki. Sıradan gidelim. Bu genelde kereste ya da düz yatak dorsellerle bir şeyler taşırken bunlar seçiliyor, ama çok estetik bir şey varsa ekleyelim. Dursun bakalım. Abartılı gelirse çıkartırız. Bu şu şasenin üst kaplaması. Şu bağlantı zımbırtılarının görünmesi hoşuma gider. Onlar nerede var? Güzel. Nereye kayboldu ya? Şu iyi. Şunlar şurada dursun. Peki. Şu mu kaldı? Bu nedir? Ha, şu depoyla arka dingil arasındaki zerzevat. Gövde rengi mi olsa? Krom mu olsa? Diğer tarafa da ekliyor mu? Ekliyor. Ama da öyle olsun şimdilik. Bu neymiş? Şu üzerinin kaplamasıymış galiba. Evet. Renkleri var. Açığı var. Kapalısı var. Abi en basitini koy şimdi. Tamam. Şu alan pek bir şey değişmedi. Bu çok kel oldu. Buna bir sürü şimdi ışık dizemeyeceğim. Buna da aynı şekilde. Şu iyi dursun şimdilik. Çok şık durur da çok uzun olur şimdi. Heh, depo. Boyalı var mı abi? Ha yok, depo üzeriymiş bu. Şunu koy. Tamam. Bu ışıklardı. Bu camdı içerideki. Bu düz boru, geniş çaplı bir düz boru. Şu güzel. Heybetli. Başka var mı ona benzer? Abi şunu beğendik de bir görelim diğerlerini de. Şu da fena değil. Uçları krom, diğer tarafı gövde rengi. Tamam. O da öyle olsun. Bu antenler galiba aynanın üstünde. Tamam olsun. İç ışığı şimdilik beklesin. Yok. Yok abi, o da kalsın. Bu iç aksesuarlar. Ya bunlar hoş duruyor da FPS düşürüyor abi. Zaten bu modda çok fazla parlak materyal olduğu için çoğu bilgisayarda FPS düşürür diye tahmin ediyorum. Yani çok bende de etkilemiyor da aslında ortalama için söylersek adam nasıl görecek önünü ya? Tamam, güneşlik de yani. Standardı. Tamam, bu dursun be. Tamam, bu dursun. Bu boş ver onları şimdi. Evet, şu.
Bu aynalar yakın olan, mantıklı olan şu da içeriden nasıl gözüküyor bir bakayım. Öteki ve bu değil, dur. Bu da değil. Bu hiç değil. Şu. Ama şu mu iyi? Pardon. Şu mu iyi? Abi şu iyi ya. Tamam. Yani aslında her koyduğunuz ayna, eklediğiniz ayna da FPS düşürmene yol açar. FPS düşürür. Hemen görünsün diye. Ben bunları da pek sevmiyorum da şu camlı olan fena değilmiş. Bu şu farların altı tahminim, evet. Hadi şöyle bir şey olsun. Şu köşe bayrakları da ben pek sevmiyorum. Çok dar alanlarda manevra için uygun değil. Ön ızgara mı? Yok. Şu şeyimiz. Kuşumuz. Tamam, o da öyle olsun. Ama şey varmış burada ya. Bu neydi ki? Ha, şura, şu ara. Renklisi var. Çapçaplısı var. Işıkların kendini diziyorsun. Yok ya, şu hazır olanı alalım. Tamam. Bu neydi? Ha, bu arka çamurluklar mı? Ön. Ha, ön çamurluğun biçimi bak. Ben bunu görmemiştim daha önce. Evet, bu da güzel. Bu biraz daha iyi gibi. Bu plastik galiba. He. Hacı. Bu daha hoşuma gitti benim şimdi bak. Şu var, şu var. Üstünde gelen bu. Bir de köşelisi var. Şunu mu sevdik biz? Tamam, bu dursun. Bu neydi? Bu şuydu. Tamam. Şu ne? Şurası. Boyalı alalım orada ya. Yani şu boyalı. Bak, buralara da ışık takabiliyorsun da şimdi ona kasmayalım 2 saat. Evet. Şu uçları krom var mı abi hiç? Küçük depo. Evet, şu olsun. Bunu görmüştük. Bunu da görmüştük. Bunu da görmüştük. Heh. İntek hava girişleri. Büyüğü var. Kromu vardır. Mutlaka renklisi var. Krom ışıklı. Krom çok ışıklı. Krom çok ışıklı olsun mu? Olsun. Üstüne bir şey ekleyemiyoruz. Yani şöyle daha uzun oluyor bazılarında da. Ona bakıyorum şu an. Standardı neymiş, şu muymuş? Bir tane krom olsun ya. Hep şuraları renkli gittik. Şu krom olsun. Peki. Şuralara da kaldık. O değil. Heh. Çamurluk üstü sinyaller. Tamam. Bu Peterbilt. Neyse, onun yazısıymış. Bir hatun kabartması mı var? O dursun bakalım. Buna baktık. Buna baktık. Buna da baktık. Buna da baktık. Şu neymiş? Heh, parlar. Yuvarlak tekli var mı acaba? İlk baktığım iyiydi. Bence. Tekli çok şık duruyor ya. Şu da ilginçmiş. Bunun kromu var mı? Var. Heh, tekli de var be. Evet.
işi bilen adamın yaptığı mod bir başka oluyor yani. Bunun arkası da Chrome olan var mı? Var. Evet, aldık, kabul ettik. Şurada neydi bu? Ha, şuralarmış, dur. İyi. O iyi. Güzel. Heh, ön rüzgara. Boyalısı var. 7 çubuklu. Arkadaş çok oldu mu da hangisini seçeceğini şaşırıyorsun. Neredeydi o bir tanesi? Şu olsun, şu öndeki şeyde görünsün madem. Yok, bunlar çok ağır abi. O kadar ağıra gerek yok. Düz yok mu düz? Şu rüzgara koruma şu şeyleri, farları öldürüyor. O yüzden onu koymayacağım. Şöyle bir şey düşünüyorum. Şu nasılmış? Farkları ne? 1-1-1-2. Bak şu da oldu. Bir de şu yanları önemli bunların benim için. Bak şöylesi. Hani çizgiyi devam ettiriyor. Gel bak gel. Gördün mü? Abi şu şeyin üstünde zımbırtı yok mu ya? Aksesuar yuvası da. Çamurluk muhabbeti yok mu bunda? Yok ya, o renkli olmasın. Şöyle sağ olsun. Ne diyorum biliyor musun? Şu çamurlukların üstü. Onu diyorum ben. Şu bantlar mı? Yok, deponun etrafına şeyler diyor da iyi şu olsun hadi. Arkadaş bulamadık ki ne? Yok mu acaba? Vallahi yok. Bu kariyer dediği şey mi? Şuraya geliyor. Yok. Harbiden her şeyi koymuşlar. Çamurlu koymamışlar ya. Şaseden dolayı mı ekleyemiyorlar? Şaseyi uzatsak. Bu ne? Lower. Alçaltılmış. Şöyle yapsak geliyor mu? Gelmiyor. Peki. Boyunu uzatsak. Geldi. Geldi hacı. Peki. Bu şekil kısaltsak tekrar. Tamam. Tamamdır hacı. Çok güzel.
güzel duruyor da çok uzun oluyor hacı ya. Şöyle olsun şimdilik. Haa şu aradaki zımbırtılar gitti be. Vallahi, vallahi gitti. Ya tekrar ekleriz sorun değil de. Tamam tamam ekleyelim hadi. O tamam. Yok. Tüm dekoda değişti ya. Tüh. Yok abi kar yeri koymayacağım inat ettim. Yok. Standart olsun. Şu güzelmiş. Hadi koyayım. Boş kalmasın. Buraya koyamıyorum şimdi. Koyduk mu? Tamam. Çok da karıştırmayalım da. Karıştırdıkça uzuyor. Peki. Ateş idare eder. Ha, şuralarda. O egzozlar aynı var. Yok ya. Şey bunlarda yan yazı var mı? Evet. İyi. İçeri geçelim. Evet, tamam. Standart olsun. Tampon. Onunla işimiz yok. Bu şu zeminlerin rengi. Şu iyi ya. Boşver kolay falan. Bu ne? Ha şu alt vites. Hadi bu olsun. Klasik olsun. Şuralar da. Ya ya şöyle iyi. Boş ver. Yazıyı da boş ver. Dikiz. Tekli yok mu tekli? Heh. Çok geri geldi. Şu iyi. Şu iyi. Hadi onu da yerleştirelim. Perde kapalı mı olsun? Açık olsun. Bir şey olmaz. Direksiyon bakalım mı? İyi bir direksiyon yok ki abi. Şu bu güzel de yol bilgisayarını kapatalım. Bu da güzel. Bu tipleri seviyorum ama işte kapatıyor. Geç diye böyle. O orijinali kalsın diye.
Bak bu genişmiş, güzel. Şurada bir tık dar ama ince. Şu olsun. Bu neymiş ki? Dış zımbırtı. Gelelim motora. Bir de boyayalım böyle ya motordan önce. Yani ben şu parlaklıktan yani şey gömdü ya. Farları gömdü. Ondan kurtulalım ya. Değil mi? Bak. Aslında şu bile gömüyor. Bu değil. Değil. Hiç değil. Şunu da. Bunları denedik mi? Aman boş ver. Evet bulduk. Abi bu sefer de şu ara geyik kaldı ya. Tamam. Mı? İncecik ışık var. Tamam. Boyayacaktık. Lastiklere bir şey yapmadık da. Jantlara yani. Siyah nasıl? Beyaz. Güzel oldu. Gayet güzel oldu bence. Evet, motor. Önce bir şanzıman. Şanzıman. Şimdi beygir gücü sabitken bize en avantajlı olan şanzıman. Şimdi tıkladıkça son hızdan düşüyor, çekiş artıyor. Yokuş tırmanma, ağırlık taşıma olayı artıyor. Oranlar değiştikçe. Şimdi o seri öyle. Geç. Herhalden gidelim. 10. Bunlar olmuş. Bak artıyor. Bak şu iyiymiş. Onu tespit tarih edildi. Ağırlık ve yokuş tırmanma bu çok önemli abi. Çünkü üçlü mahsallı dorsi çekeceğiz. Ya da en azından en zor şarta göre düşündüğümüz için. Neydi lan? Nereye gitti? Onu tespit şu. Tamam. Ölkede 140 geri tamam. O dursun bir elimizde. Ondan daha iyi bir şey var mı? Yok. 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 Bu değil. 10 vites yeterdir. Şuydu değil mi? Evet bu. Heh, şimdi motora bakabiliriz. 80 beygir. Hakkar. Bunların ekonomik olup olmadığını bir görebilseydik 815 mi ne diyeyim ya. Biraz gerçekçi olalım ya. Ha bak bu mod. Bu motor mod yeni indirdim de. Çok zayıf ya abi. Onun bir güçlüsü var mı? Cık, o da var. 610 beygir. 605 beygir. Hani biraz da ses olsun, biraz zorlansın böyle. Uçak gibi gitmesin istiyorum. Kumus 460 beygir.
1500 lira kadar. 1500-1500 arası. Bir çığlık atan bir motor vardı, çok hoşuma gidiyordu da uzun yolda kapağı artıyor. Yalnız bu arada motorlar da kalmış. Fiyatlar uçuyor. Arabadan fazla tutuyor motor. Bu neymiş, bu neymiş? Çok alalım ya. Yani. 500 alalım. Okey. Onayla. Satın al. Yes. Bizim makineyi de nereye bırak biliyor musun? Phoenix'e bırak. Şuraya bırak. Eyvallah dayı, sağ ol. Şimdi şu kabini bir ayarlayalım. Sen bir gid abi, şu kabine. Kısalar ayak. İkiz fena değil. Kalsın herhalde. Şimdi şu kabin biraz koltuğumuzu bir tık geriye alalım şöyle. Biraz yükseltip biraz aşağı. Şöyle bakarsak. Direksiyon göstergeleri daha rahat görebileceğimiz bir açıya getirelim. Direksiyonun kendisini de görelim. Şöyle iyi gibi. Evet. Bir üstten iç maaşı sesini duyalım. Gölge takınca bana şimdiden yapalım. Güzel. Gökler çalışıyor mu? Çalışıyor. Süper. Şu dorsamızı alalım bana. Koymuşlar ya. Ben koymadım oraya. Kendi otomatik. Bu da bu kadar olsun. Uzadılmaz. Yine yollarda görüşmek üzere.
İyi dediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız ayrıca seviyorum.